Selamünaleyküm arkadaşlar. Muğla Seydi Kemer Temel köyündeyiz. Rakım 1220-1230 arası. Arazinin konumuna göre aşağılarda 1200 de düşebilir. Ama bu yüksek rakım ve burası Çetnir bahçesi arkadaşlar. Tozlayıcı ilk etapta e, fernor dikilmiş. E, daha sonra e, burası Fethi Bey'in bahçesi. Fethi Usta diye meşhur kendisi inşaat işleri de yapıyor. E, bu bahçeyi kuralı bu 3-3 yıl doldu. 4. sezon. Bu, bu fidanlar, bu gördüğünüz fidanlar 3 yılını doldurdu. 4. sezondalar. Gerçekten Türkiye genelinde hesaba katarsak 4. sezondaki bahçe için güzel gelişim. Bu rakımdaki bir bahçe için yani gelişim dönemi kısa olmasına rağmen müthiş geliştirmiş Fethi Bey. Güzel. Şöyle şey alalım dedik. Bu yıl bu yıla kadar ürüne yatırmadı. Bu yıl artık ürün de var. Ağaçlarda şöyle bir göstereyim. Bakın e, güzel de ürün var. E, şu anda zaten ağaçlar genç olduğu için e, ürünün bu kadar olması iyi. Bakın aralarda ürünlerde de var. Ama e, aşırı tutsaydı zaten bakın hem ürün hem gelişim. Bizim istediğimiz bu arkadaşlar bu ağaçlarda daha üçüncü sezonu bit şey üçüncü yılı dolmuş dördüncü sezonu üç yaşına bağışlar üç yaşı için şu gelişime bakalım şöyle bir çok güzel ee, birinci taç oluşmuş ikinci tat oluşuyor ve lider yukarıda devam ediyor bizim de istediğimiz bu ee, özellikle de bakın üçüncü yaşındaki ağaçta biz şunu istiyoruz yani gelişim kızıllık devam etsin yan dallar daha büyüsün tamamen verime yatırsaydık burada ağaçlar gelişmezdi yani her şu anda şu bu dalda bir iki iki ya da üç tane ürün var burada var şurada var iki tane üç tane ürün var ama gelişim bakın şu kışın kesilen yer şu parmağım bunu bu kısım sürgün böylece şu anda bir metreler bir yirmiler civarı bu biraz daha uzayacak. ama ben e, Bey'e de söyledim Fet ustama söyledim. bundan sonra budama yapmasa daha iyi. Özellikle burası 7'ye 5 dikim. 7'ye 5'te 5 metrelik aralar kesinlikle bundan sonra budanmaz arkadaşlar. Zaten şu anda 3. metreye kadar şu bölgeye kadar gelmiş ağaç kökünden. Şu ayağımın olduğu bölgeye kadar gelmiş. Diğeri de geldiği zaman arada bir 1 metrelik bir alan kalıyor. O, o alanı da kapatırsa Fethi Bey de burada. Saygılar. Evet. o alanı da kapatırsa bu sefer ee, ağaçlar iç içe girecek ee, Selçukta bir bahçe gezdik Orada e, şu anda sıra kaldırmayı Ya da iyi bir budama Kaliteli bir budama yapıp e, Hava ve güneş aldırmayı planlıyoruz Burada şimdiden bu önlem alınırsa Aşırı budama yapılmazsa Ağaçlar zaten e, istediğimiz düzen verime yattığı an gelişim istediğimiz şekilde kalır. Aşırı büyüme olmaz. Ee, yedi, sık dikimdeki önemli olan zaten budamayı yönetebilmek. Bu budamayı yönetemezsek ileriki yıllarda bahçe tamamen kapanır. Hava ve güneş almaz duruma gelir. Hava ve güneş almayınca şurada göstereyim arkadaşlar. Şu içteki meyve dalı dediğimiz şu dallar şu anda meyve var. Ağaç hava ve güneş alıyor. Bunlar kurur e, ve verimi %40'lar, %50'ler zamanla %60, %70 kaybederiz. Ağaç güneş, ağacın meyve gözleri güneş görmek zorunda. Onu başaramazsak, güneş aldırmayı başaramazsak meyve gözlerini kaybederiz ve verimden aşama aşama düşer. Amerika'daki gibi 25 yıl dolunca köklemek, bahçeyi söküp tekrardan yenilemek zorunda kalırız. Amerika'daki anaçlar arkadaşlar, oraya değinmişken hemen değinmiş olayım. 25 yıl ömrü olan anaçlar, bizim Anadolu cevizimiz, çetin ceviz dediğimiz cevizden yapılan bu bizim fidancılarımızın ürettiği anaçların ömrü en kötü 100 yıl. Üst taraf bizi ilgilendirmiyor. Üst taraf Chetner olmuş, fernet olmuş, fernet de olmuş hiçbir önemi yok. Ama bizim için önemli olan anaç, bizim anaçlarımızın en kötü yaşama süresi e, sağlıklı bırakır. Hastalık zararlılardan korursak 100 yıl. Yani 1000 yıllık e, anaçlarımız var bizim. E, potansiyeli 1000 yılı da bulur. Zaten 100 yıl bulsa bizde torunluk dediğimiz cevizler e, bunlar e, Chetner gibi çeşitlerle biz verimi artırıyoruz. Burada Fethi Bey şunu da başardı 1200 rakımda yüksek rakımda Çetnir bahçesi oldu ve gördüğünüz gibi üzerinde ürün var gelişimde çoğu düşük rakımlardan çok daha iyi çok süper bakım yapıyor onu donlara göre zaten ilkbahar geç donlarından kurtarıyor. Ee, şeyinde şeyin de bu temel köyünün bir özelliği de olabilir. E, bahçe güney cephededir. Dondan korunuyor burası. Ama aşağıda bakın ovada olsaydı yüzde doksan don yerdi. Ovada çünkü don çukuru orası. Yukarıdan hava gelir, çöker ve e, don yer. Ağaçlar e, tam ürün vereceği sıra don yediği için ürün veremez. sene Sürekli sene kaybı olur ve gelişim zayıf olur. Ama burası bir yamaç bir yer. Günebe şöyle güneşe de tekrar büyük olasılıkla bir ya bat, güney ya da batı cephe burası. Ben e, tam tahmin edemiyorum. Dondan kurtarıyor hafif de yamaç olduğu için. Yamaç arazinin böyle bir faydası da var. İkinci faydası da su birikmiyor. Kök çürüklüğü bu bu bahçede şu ana kadar kök çürüklüğü, Fisaryum, fitoptera gibi hastalık görmedik. Bakteriyel yanıklık görmedik. Fetus da çok iyi bakıyor. Kendisinden de biraz bilgi alırız. Fetusta tam sen anlat. E, ne yaptın? Gerçekten çok güzel bakım. Ee, i̇stersen bir şöyle bir gel şu kişi, tarafa doğru görelim sen de bahçeyle bir de. uyguluyoruz. Evet. En iyisi olabilecek şekilde. Evet. Bilmediklerimizde ustalarımızı takip ediyoruz. Evet. Aşı tekniklerin ekibindeki arkadaşlarımızı. Burada sizin yani siz de tabi bilmeden Türkiye'de hepimiz bilmeden tabii, kuruyoruz bahçeleri. Tabii En büyük karınız bence merak. Yani ve yapma, yapma isteği. İçimizden gelerekten bir hevesimiz var zaten. Tabii. Bunu da en iyi araştırarak yapıyoruz. Yani evet. cevizi diktik, evet. arkasından yapılabilecek bitki besin elementi sulamasını evet. tamamen takip ediyoruz. Yani diktik olur anlamında değil. Evet. Eskiden bir e, köy cevizlerini kulaktan duyma, dik kendi olur. <laughs> Bu cevizde o yok. Yok evet. Masrafını edersen, suyunu, bitki beslemesini evet. yaparsan on numara. Evet. Ama bunu takip edebilmek. Tabii. Bir de gübrelerimizi genelde sera gübreleri, şelatlı, enzimli gübreler kullanıyoruz. Evet. Biraz pahalı ama Evet. işte sonucu ortada diyelim. Yani bir, birinci sırf gübre kullanınca yani, birinci kesinlikle. sırf sonuç alıyorsunuz evet. Sulamayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Evet. Saat saatine, günü gününe evet. takip ediyoruz yani. İşte üstten uygulamalarımızı mutlaka yapıyoruz. İşte ilaçlama, antrakoz vesaire. Evet. Onlara çok iyi dikkat ediyoruz. İş kurtlarını falan. Tabii sonucumuz ortada. Bu yıl işte verime yatırıyoruz nasip olursa. Evet. Yeni sene esas verimi verim tam alacağız. Yani şu anda e, ne göstereceği deniyoruz. Tabii yani ki. ağaç ne verecek bu Hı. yaşta? Zaten tamamen verim olsa gelişimi durdururuz. Bizim Aynen. şurada istediğimiz hemen burada gösterelim. Şurada istediğimiz kızıl sürgünler ve e, Yandalların gelişimi durur. Aynen. Tamamen geriye doğru şurada 10 tane ceviz olsa bu dalın pili biter, bir daha gelişmez. Aynen. Bizim istediğimiz hem gelişim hem, Hem de cevizi mi? göstersin. Hı. Ceviz olmasa gelişim e, çok daha hızlı olur. Bu sefer de Biz e, ürün değil, ürün odaklı değil, e, ağaç odaklı, Bu ağaç o, odaklı odun mi? yetiştirmiş oluruz. Bu bizim istediğimiz ha. değil. Hem ürün olsun, aşırı gelişim olmasın. Çünkü evet. burada arkadaşlar, ağaçlar çoğunlukla kentini kurtarmış. Bu ağaçları e, daha e, sert budayarak, da, daha önce de değindim, sert budayarak daha aşırı büyütürsek, şuradan bir bakın. Şu dal yaklaşık iki buçuk metre zaten ara beş metre nasıl diyeyim bir metre iki metre daha gittiği zaman diğer ağaçta aynı yere geldiği zaman ara kapandı bizim ara kapanmaktan fazla istediğimiz bir şey yok ara kapanacak ürün bol bol alacağız. Bir de feTustan güzel bir budama yapmış bakın buradan getirmiş yaklaşık birinci kesimi. 1-20-1.5 gibi yapmış. Eğer 30-40 santimetrelerden yapsaydı geriye doğru tamamen bütün meyve gözlerini öldürürdü. Bu şimdi 5-6 dal meyve gözü vermiş. Geriye doğru şunlar da zamanla patlayacak. Şimdi patlamamış ama gözler burada patlayacak. Meyve gözlerini sert budamada öldürüp her sene 30 santimden 40 santimden keserseniz meyve gözleri ölür ve verimi bitiririz. Bunu yapmamak için mümkün olduğu kadar uzun. Gerekirse de yan budamayı tamamen bırakacağız. Çünkü 7'ye 3,5 dikim, 7'ye 4 dikim, 7'ye 5 dikim yapıyoruz. Sanki ona 10'muş gibi budama yapıyoruz. Sonunda meyve gözleri ölüyor. Yan dal verimli çeşit dikiyoruz. Geriye bizim istediğimiz şu en uçtan. Şurada ürün var bakın. Geriye doğru alabildiğimiz kadar ana gövde dahil her yerden ürün almak. Onu alamıyorsak yan dal verimli bir çeşit dikmenin anlamı yok. aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Orada da bir bir, orada verim daha farklı onu da bir gösterelim. Arkadaşlar bu bölgede de değinmek istediğim e, bu yıl Fethi Ustam kendisi aşıyı öğrendi. Yaptığı aşıları da maşallah çok güzel tutmuş. Fire sıfır arkadaşlar. Hepsini tutturmuş. E, ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Kendileri de aşı yaptırabilir. Bakın orada da var aşı. Şu bölgede. O, o arkadaşlar Çisko ve bir, iki şey var. İki kalem var. Biri Çisko, biri Çetner. E, Asıl değinmek istediğim de o zaten arkadaşlar. Burada da Ronde ve Chetner var. Tutmaz diye yedek olarak Chetner koyuldu. Burada asıl tozlayıcı Franguette arkadaşlar. Franguette olsaydı tamam Fetustam'ın yeri cevizler de var. Belki oradan toz geliyor ama ağaçlar büyüdükçe yetmeyecekti. Bu yıl döküm yok. Gelecek yıl ya da öbür yıl döküm olacaktı. Genel olarak fazla bir dökülme yok. E zaten Fırat ustam da bunu çok merak ediyor. Tozlayıcılar çalışmamasına rağmen bu cevizler niye dökülmüyor? İşte yani <laughs> yani sanki çok sanki güzel verim var. Ha ama tozlayıcı yok. Ha tozlayıcı yani erkek çiçek vermiyor et tozucu, erkek çiçek vermiyor ama dökülme yok. <laughs> Fethi da diyor yani niye dökülmüyor? <laughs> yani biz dökülmesin diye gayret gösterirken aslında sadece sorgula amaçlı, buradaki şey değil. Niye dökülmüyor? Dökülsün gibi bir şey değil yani. Sebebini öğrenmek. <laughs> Tabi burada <laughs> 10 kilometre 20 kilometre şu bakın etrafta etraf zaten dağlık tepelik az bir ova var aşağıda. Burada görünen kısımda ceviz bahçesi yok. Ama benim e, tahminim şöyle göstereyim. Fethi Bey'in evinin etrafında büyük, şurada görünen e, ağaçlar, büyük yerli ceviz ya da e, daha önceden aşı yapılmış cevizler var. Üzerinde halen erkek çiçek var. Ben onların tozladığını düşünüyorum. E, burada frangoyet de dikilmişti e, demiştik ilk etapta dikilen e, tozlayıcı tozlayıcılar. Fethi bu yıl e, böyle yetişmiş ağaçlardan arada kesip e, ronde aşıladı şu anda kayıp ama 3-5 yıl sonra büyük kar etti. Çisko aşıladı. Fernet de aşıladı. Bulabildiği her çeşidi bahçeye eklemeye çalıştı. Geç de olsa arkadaşlar bir şekilde bir dala aşılayın ee, Ağacın bir dalını kesin belki tamamına Fethullah burada bir şey yaptı Nasıl diyeyim biraz da macera oldu hazır ağacı kesip yaptı Dala yapmak daha karlı olabilir Siz bir dalını çizgoya çevirin bir dalını rondeye çevirin Fernet de mutlaka olsun Yoksa zaten 5. 6. 7. yılında bu bahçede e, Dökülmese de çoğu bahçede dökülecekti burada Kendini yerli cevizler olduğu için dökülmüyor e, Verimi arkadaşlar burada gösterelim Bakın çetmir. Ben diyorum bu Fethi Usta'nın bahçesinde şu anda aşırı tutmada olmadığı için rahat bir şekilde 38 kalibreye kadar 40 kalibreye kadar ceviz olur. Burada zaten tomurcuk patlatıları aşırı olmadı. Bir de karasal iklim. Burası. Tabii karasal iklim, Tabii, iklim, iklim geç, geç yaptığı için ee, geç tomurcu patlattığı için e, şu anda kalibre tam görmüyoruz çünkü daha bunlar yeni gelişim sürecindeler. Ee, yeni gelişim sürecinde oldukları için kalibreyi biraz daha geç göreceğiz. Ama genel olarak benim gördüğüm e, birinci sınıf ceviz çıkar piyasada çok rahat e, satabileceği. Bizim zaten e, bunu, burada buna da değinmemiz lazım. İstediğimiz herkes üretiyor ama birinci sınıf e, kalibresi kalitesi güzel, lezzeti güzel ceviz üretebilmek burada feTus'tan bunu başardı. Ee, şurada da ileride bir ceviz de göstereceğiz. Orada kalibre daha da güzel. Şu cevizde. Bu, bu, bölge nedense hepimizin arazisinde oluyor. Eğim hafif çok tatlı bir eğim var arkadaşlar burada. Traktörü ya da insanı yürürken yormayan bir eğim var. Ceviz bahçelerinde bizim de istediğimiz bu. Bu yoksa zaten sırta dikim yapıyoruz. Bakın burada asıl kalibre çetler nasıl olmuş arkadaşlar. Şöyle avucumun içinde göstereyim. Gerçekten maşallah çok süper. Ee, Yalnız şeyin etkisi var. Seyrek tutmanın daha ağaçlar genç. Seyrek tutar. Sonra kalibre biraz daha inse de güzel bakımda bizi kurtaracak kalibre de devam eder. Burada daha önce Fethi konuşmuştuk veya Facebook'ta paylaşımları üzerinden bir şeyimiz olmuştu. Biz bunu biraz rondeye benzetmiştik arkadaşlar. Chetner'da çok çok bahçede tek bunlarda Bu ağaç tek. Bakın 2 3 4 5 6 tane ceviz var üzerinde. Salkım şeklinde Çetner pek tutmaz. O kafamızı karıştırmıştı. Bakın burada da üçlü. Şuradaki asıl şu şekil arkadaşlar. Beşli ve salkım şeklinde. Çetner normalde salkım tutmaz. Ee, burada kafamızı karıştıran olay niye böyle olmuştu? Ee, şuna bağlıyorum ben. Biraz da Coşkun Bey'in de e, e, yani şey e, söylediği gibi diyelim. Eee annesi Petro. Çetin annesi Petro olunca anneye çekim çok iyi bakımda oluyor. Ben bunun çoğu bahçede olacağını düşünmüyorum ama Fethi Bey gerçekten müthiş bakıyor. Bunun çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu ağacın üzerinde de rahat bir şekilde bakın dördüncü sezonunda şöyle bakayım iki kilo civarı, bir buçuk iki kilo civarı ceviz var. Yani çok görünce çok şey gelmiyor en iyi kalibrede bile 60-66 arası 1 kilogram geliyor. Tek tek saysak e, 60 yani zaten 150-200 ceviz olsa bu ağaca yeter artar bile. Bizim asıl istediğimiz şurada göstereyim. Verim olacak ama şu sürgünlerde şu taze sürgünlerde devam edecek. Sürgün durursa ağacı büyütemeyiz. Onun için daha 3. sezonda sürgünü ben arıyorum gözlerimi. Çoğunlukla da e, ya yarım metre yani normal büyümüş üzerine yarım metre daha sürgün oluşturmuş. Ee, güzel gerçekten istediğimiz şekil bu ee, Şey görmüyoruz bakın yapraklara baktık ee, Böyle ciddi manada bir atraknoz bakteriyel yanıklık kesinlikle yok Üründe hiç yok yaprakta tek yük Bir ara tozlaşma sürecinde Atraknoz hafif başlamış o da geçmiş gitmiş ee, Ağaç şeyler ürün çok kaliteli ve güzel Hiçbir sorun görünmüyor görünse zaten söylerim ee, Buradan söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Bahçeyi şöyle bir daha bu buradan da alalım. Gerçekten güzel. E, Fethi Ustam'a e, tebrik etmek lazım. <laughs> tabi. Yani kendin için yapıyorsun Fethi Vatan millet için Ceviz yapıyorsun. yani bir ne diyeyim evet. sevda, bir aşk. Tabi şey. tabi. Yani bunu doğru düzgün yaptıktan sonra bize karşılığını veriyor. tabii. Yapıyor. Önemli olan dikmek değil. Diktiğimiz andan itibaren bakabilmek. Besleme, sulama, toprak işlemeyi takip etmek. Tabi. Sonuç ortada. Tabii. Önemli olan bu. FETÖ ustam gerçekten iyi bakmış. Arkadaşlar şuna değineceğim FETÖ ustam öyle deyince. Her ürettiğiniz şu ceviz e, ülkemizde paramızın cebimizde kalması. Aslında e, bir çeşit milli mücadele gibi de bir şey. Çünkü her ürettiğimiz her adet Amerika'ya, Şili'ye, Ukrayna'ya veya diğer ülkelere dolarımızın veya paramızın gitmemesi demek. E, yani bir kendiniz için üretiyorsunuz ama... E, Ülkeye de büyük bir katkımız oluyor. Çünkü halen %60-70 yurt dışından ithal ceviz geliyor, badem geliyor. Bunlara ağırlık vereceğiz ve üretime devam edeceğiz. Herkese bereketli sezonlar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.